Efendim şimdi sizi heyecanlı bir noktaya götürelim. Teknofest 2020 roket yarışları Tuz Gölü'nde başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Tuz Gölü'ndeki yarışları yerinde takip ediyor. Şu anda Habertürk'ün de konukları Esra Nehir orada. Hemen sözü kendilerine bırakacağız. Esra sendeyiz. Mehmet Akif Ersoy, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivallerinden biri Teknofest önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu festivalin ayaklarından biri de roket yarışması bugün burada Tuz Gölü'nde gerçekleşti. Şimdi iki canlı yayın konumla birlikte bugünkü gençlerin performansını konuşacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar konuğum. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakan, gençlerin performansını da birlikte izledik. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii biliyorsunuz biz bu yarışmaları Teknofest kapsamında gerçekleştiriyoruz. Teknofest ikinci yılında dünyanın en büyük uzay havacılık ve teknoloji festivali etkinliği olmayı başardı. Son Teknofest'i İstanbul'da gerçekleştirmiştik. Oraya 1 milyon 700 binin üstünde vatandaşımız katıldı. Orada havacılık şovlarını izlediler. Milli teknoloji hamlesi şuuruyla yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz, sergilediğimiz ürünleri gördüler. Büyük bir heyecanla son Teknofest'i gerçekleştirmiştik. Bu sene tekrar Teknofest zamanı, biliyorsunuz biz bir karar aldık. Teknofest'i artık Anadolu'ya yaymamız gerektiğini düşünüyorduk. Bu sene Gaziantep'te Teknofest'i gerçekleştiriyoruz. Tabii pandemi sebebiyle böyle büyük etkinlikler olmayacak, havacılık şovları olmayacak, sergiler olmayacak. Ama Teknofest'in aslında en önemli özelliklerinden bir tanesi de Türkiye'de teknoloji yarışmalarını, öğrencilerimize dönük teknoloji yarışmalarını bir çatı altında toplayan bir festival olmasıydı. Bu tabii ki yarışmalarımız bu sene de devam ediyor ve büyük bir iştiyakla devam ediyor. Bu sene tüm Türkiye'den 100 bin öğrenci, 100 bin genç bu yarışmalarda yarışmak için elemelerden itibaren gayret gösteriyorlar. 21 farklı kategoride yarışmalarımız var. Bunun gibi roket yarışması gibi yarışmalarımız var, heyecanlı yarışmalarımız var. Siber güvenlikle ilgili hacker yarışmalarımız var. Denizaltı insansız hava araçları gibi yarışmalarımız var. Drone yarışmalarımız var. Çok farklı kategorilerde Türkiye'de bu alanlarda gelişmiş kurumlarımızın organize ettiği yarışmalarımız var ve biz bunların tamamını Teknofest çerçevesinde yapabildiklerimizi, özellikle final yarışmalarını Gaziantep'te, yapamadıklarımızı, bunun gibi özel alanlara ihtiyaç duyan yarışmalarımızı da haftalar boyunca Gaziantep'teki yarışmaya kadar sürdürüyoruz. Bugün roket yarışmalarına şahitlik ettik. Gerçekten büyük bir mutluluk ve büyük bir heyecan. Burada aslında roketle, havacılıkla belki hiçbir deneyimi olmayan lise seviyesinde, üniversite başlangıç seviyesinde gençlerimiz sıfırdan roketler tasarlıyorlar ve bunları havaya fırlatıyorlar. Burada amaç 1500, 3000 ve 6000 metrelere bu roketlere eriştirmek ve bunların bir faydalı yükü yere bırakmaları. Biz burada öğrencilerimize başından itibaren hem mentorluk desteği veriyoruz, hem malzeme desteği veriyoruz. Ve onları aslında daha gençken, daha yolun başındayken bu alanlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu yarışmayı Roketsan ve TÜBİTAK SAGE gerçekleştiriyor. Biz burada gençlerimizi başından bu alanlara yönlendirirken tabii ki başıboş bırakmıyoruz. Onlara kariyer planlarında da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mesela daha önce bu yarışmalara katılmış 15 gencimiz, genel müdürümüz burada, Roketsan'da istihdam edildi. Bu sene 50 gencimiz TÜBİTAK SAGE'de staj yapacak. 30 gencimiz Roketsan'da staj yapacağız. Biz şunun farkındayız. En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Biz burada gençlerimizi bu alanlara yönlendirirken biliyoruz ki geleceğin roketçileri, geleceğin uzaya erişimle ilgili çalışan
mühendisleri işte buralardan yetişerek, buralardan bu heyecanı alarak yetişecekler ve Türkiye'nin geleceğini şekillendirecekler. Biz bu heyecandan gerçekten umutluyuz. Türkiye'de milli teknoloji hamlesini başlattık. Ne demek bu? Sadece teknolojiyi kullanan değil, kendi teknolojisini tasarlayıp bunu üreten ve bunu hatta dünyaya ihraç eden bir ülke konumuna gelmek. Biz bütün politikalarımızı insan kaynağından başlamak üzere işte bu milli teknoloji hamlesi şuuruyla Türkiye'yi hak ettiği yerlere getirmek için tasarlıyoruz ve uyguluyoruz. Teknofest'te bu politikalarımızın arasında gerçekten parlayan yıldızlardan bir tanesi. Ve şunu sormak istiyorum Sayın Bakan. Biraz önce uzaya ulaşmaktan bahsettiniz. Türkiye Uzay Ajansı'nın da kurulduğunu, faaliyetlerine başladığını biliyoruz. Bu noktada oraya yönelik çalışma var mı burada ve Uzay Ajansı'nın çalışmaları nasıl devam ediyor? Şu an hangi aşamada? Tabii Türkiye Uzay Ajansı ülkemizin 20 yıllık bir hayaliydi. Ve biz son dönemde Uzay Ajansı'mızı kurduk. Biraz kamuoyundan tepkiler de alıyoruz. Bu uzay ajansı kuruldu ama neler oluyor? Biz şu anda aslında harıl alır milli uzay programımızı yazıyoruz. Ne demek bu? Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda, 15 senede kendine koyduğu hedefler, neler başaracağı, neleri gerçekleştireceği ile ilgili milli uzay programımızı yazıyoruz ve inşallah Ekim ayında bu programı tüm dünyaya ve oldukça heyecan oluşturacak şekilde ilan edeceğiz. Türkiye aslında bir uzay ülkesi. Özellikle uydu anlamında Türkiye'de çok gelişmiş kabiliyetler var. Uydu operatörüyüz. Şu anda kendi gözlem uydumuzu ve haberleşme uydumuzu kendimiz üretiyoruz. Uzaya erişimle ilgili faaliyetlerimiz var. Geçtiğimiz günlerde Roketsan'da Sayın Cumhurbaşkanımız önemli altyapıların açılışını yaptı. Aslında 2018 yılında biz uzay diyebileceğimiz bir irtifaya Roketsan'la ulaşmıştık. Ama tüm bu alanları koordine edecek şekilde uzaya erişim, uydu sistemleri, insan kaynağının yetiştirilmesi, uzay ajansı bu alanların tamamını Türkiye'de koordine edecek ve verimli bir şekilde bu faaliyetleri yürütecek şekilde kuruldu. İnşallah milli uzay programımızla birlikte de çok ciddi hedeflerimizi kamuoyuna ilan edip bunları gün be gün uygulamaya başlayacağız. Mayada da bu soruların yanıtlarını almış olacağız. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Bayraktar. Teknofest bu yıl pandeminin de etkisiyle, pandemi tedbirleriyle gerçekleşecek. Öncelikli olarak bu yıl neler bekliyor Teknofest'te bize? Sürprizler olacak mı? Tabii bu yıl aslında en büyük sürprizimiz Gaziantep'te olmasıydı. Doğu ile kavuşmasıydı Teknofest'in. Çok büyük bir coşkuyla açıkçası biz karşılaşmıştık ikinci yılında da. Özellikle 1 milyon 720 bin insan geldi. Dünyanın en büyük etkinliği olmayı başardı Teknofest. Tabii Anadolu'dan da gelenler vardı. Onlardan inanılmaz bir ilgi vardı. Biz çok büyük bir heyecanla Gaziantep'te açıkçası yapmayı planlıyorduk. Ama tabii pandemiden dolayı hava gösterileri ve bunun yanında sergi alanları, fuar alanları olmayacak. Yani büyük bir kalabalık açıkçası toplamayacağız. Ve sadece yarışmalar olacak kapalı bir alanda ve ziyaretçi sınırlamasıyla 3000 kadar öğrencimiz yarışacak. Bu yıl 100 bine yakın öğrencimiz başvurdu bu yarışmalara. Bu anlamda da Teknofest bir teknoloji yarışma platformu olarak dünyanın en büyüğü. Peki bu yarışmalar neyi ifade ediyor? Bu yarışmalar dünyada yeni nesil yüksek teknoloji alanların doğuşuna öncelik etmiş hep. Mesela bugün trend olan akıllı arabalar, akıllı otonom arabalar yine buna benzer. Ben öğrenciyken zamanında yapılan bir yarışmayla doğdu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunun yanında farklı farklı yine yenilikler bu gibi yarışmalarla doğuyor. Teknofest'te de Sayın Bakanımızın bahsettiği gibi bu yıl 23 farklı alanda çok geniş bir yelpazeden özellikle sivil alanlarda ve geleceğin trendi alanlarında işte enerji teknolojileri, ulaşım teknolojileri, biyoteknoloji gibi birçok alan bulunuyor. Ve yıldan yıla özellikle öğrencilerimizdeki bu ilgi artışı açıkçası
gelecek 5, 10, 15 senenin çok parlak olacağını bize gösteriyor. Hem havacılık uzay anlamında hem teknolojinin diğer alanlarında. Biliyorsunuz bunlar uzun soluklu yolculuklar. Ama Sayın Bakanımızın da söylediği gibi burada en kıymetli husus insana olan yatırım. Tabii milletimiz de buna sahip çıkması çok kıymetli. Bu paradigma dönüşümün olabilmesi için milli teknoloji hamlesinin sadece teknolojiyi tüketen değil, hayal edip, araştırıp, geliştirip, üreten bir Türkiye olabilmesi için tüm toplumun buna inanması gerekiyor. Biz bu inancı görüyoruz. Ben hemen size bugün yaşadığım bir anıyı aktarmak istiyorum. Sayın Bakanımız ve Murat Bey ile birlikte, Murat Bey Roketsan Genel Müdürümüz ve roket yarışmasını Roketsan ve TÜBİTAK SAGE düzenliyor. Buradaki yarışan kardeşlerimizi ziyaret ettik teker teker. Tabii onlar da düşünün ki bir yıl boyunca roket tasarlamışlar. Önce bir hayal etmişler tabii. Araştırmışlar, geliştirmişler. Son noktaya gelmiş. Bir yıl boyunca 3 saniyelik bir atış için. 3 saniyede de 20 bin fite çıkacak bu roketler. Yani bir anlamda bayrağımızı ve hepimizi, tüm toplumu, açıkçası ben öyle hissediyorum. Dün de görünce öyle hissettim. 20 bin fite 3 saniyede çıkartacak bir heyecanla yapılıyor. En ufak bir hataya mal yok. O takımlardan bir tanesi, tabii bütün illerden katılım var. Bulundukları ilde destek istemiş bir sanayicimizden. Ne için istediklerini sorunca roket yapacağız deyince gözleri yaşarmış. Ne istiyorsanız vereyim şeklinde bir cevap vermiş. Onlar da sadece şunu, ufak şeylere ihtiyacımız var. İşte milletimizin bu bakışı, bu duası, açıkçası ve buradaki genç kardeşlerimizin heyecanı ve burada kazandıkları özgüven, biz inanıyoruz ki 5, 10, 15 yıl sonra ülkemizi bu alanda çok önemli noktalara taşıyacaklar. Belki dünyada bazı alanlarda lider konumlara taşıyacaklar. Bizim hikayemiz de böyle. Ufacık bir uçakla başladı. Benim hikayem birebir böyle. 2000'li yıllarda burada genç kardeşlerimizin yaptığı roketler gibi Türkiye'nin ilk milli insansız hava aracını yaptık ama 5,5 kiloluk bir uçak. Bugün kendi sınıfında dünyanın en modern insansız hava aracı olacak. Kendi sınıfında 5,5 tonluk Akıncı'yı yapıyoruz 17-18 yıl sonra. İnşallah buradaki genç kardeşlerimiz de ülkemizin bayrağını hak ettiği yere getirecekler. Ben bu anlamda hem sizlere buraya kadar gelip toplumla paylaştığınız için fedakarlık yapıp, hem tüm paydaşlarımıza, Roketsan'a, TÜBİTAK SAGE'ye, bakanlığımıza, düzenleyici kurum olduğu için ve 63 paydaşı var Teknofest'in, çok büyük bir organizasyon, her birine ve milletimize teveccühünden dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Roketsan ve TÜBİTAK'ın birlikte düzenlediği roket yarışmaları devam edecek 13 Eylül'e kadar ve burada kazanan öğrenciler. Şimdi sözü İstanbul'a bırakalım. Peki, teşekkür ediyoruz Esra Nehir. Devam.